Hocam robotik yürüme Malatya'da ilk kez hayata geçti ve birçok vatandaş, Malatya'da yaşayan Malatyalılar belki bu tedavi yönteminin Malatya'da uygulandığını dahi bilmiyorlar. Öncelikle Malatyalılara buradan neler söylemek istersiniz bu tedavi yöntemiyle ilgili? Robotik yürüme cihazımız Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Nisan 2018 tarihinden itibaren hizmete girmiştir. Bu konuyla ilgili birçok vatandaşımız hizmet almaktadır. Robotik yürüme cihazından bahsedecek olursak, vücut fonksiyonlarını, yürüme yeteneğini kısmen veya tamamen kaybetmiş olan hastalara doğru yürüme pozisyonu sağlamak için cihazlar yardımıyla yapılan bir tedavi yöntemidir. Robotik yürüme cihazı birçok hastalıkta kullanılmaktadır. Özellikle inme, felç gibi yürüme yeteneğini kaybeden hastalarda, ortopedik olarak kırık sonrası üzerine basmaması gereken yürüme yeteneğini kaybetmiş olan hastalarda, nörolojik hastalıklardan MS gibi yürüme fonksiyonunu bozan hastalıklarda yine, çocuklarda özellikle doğuştan felçli olan serebral palsili hastalarda endikasyonları bulunmaktadır. Cihazı hastayı özel ekipmanlar yardımıyla cihaza giydiriyoruz. Hastayı robota yükseltiyoruz. Daha sonra yavaş yavaş kademeli olarak indirerek yürüme bandı üzerinde hastayı ekranla, bilgisayarla, simülasyon yardımıyla doğru yürüyüş paternleri kazandırmaya çalışıyoruz. Hastanın beyninde daha önceden kazandığı o yanlış yürüme paternini düzelterek sanki bir video oyununda kendini yönlendiriyormuş gibi yürümesini sağlıyoruz. Birçok hastalıkta bu tedavi yine uygulanmaktadır daha önceden de söylediğim gibi. Ama hastalarımızın oturma dengesinin olması gerekiyor. Hasta oturma dengesini sağladıktan sonra bu robotik rehabilitasyon cihazından faydalanabiliyor. Aynı zamanda hastalarımız bu tedavi sürecinde sağlık genel sağlık sigortaları bu tedaviyi karşılayabiliyor. Serebral palsili felçli hastalarımız bir aylık tedaviyi kendi sağlık sigortalarından karşılanarak tedaviye girebiliyorlar. Herhangi bir ücret talep edilmiyor. Yine aynı zamanda Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi olarak bu hastalarımızın taşınması, götürüp getirmesi büyük sıkıntı olduğu için biz onları liftle yani kaldıraçlı cihazlarla evlerinden alıp yine evlerine bırakabiliyoruz. Böyle bir hizmetimiz var. Yine bu şekilde robotik rehabilitasyondan faydalanmak isteyen hastalarımızın fizik tedavi polikliniğine başvurarak doktorlarımız tarafından değerlendirilmesi, cihaza uygun olup olmadığının değerlendirildikten sonra tedavi sırasına alınarak çağrılması söz konusu. Randevuyla çalışan bir sistem. Çünkü günlük hastanın tedaviye girme süresi 40 ya da 50 dakika süre alıyor. O yüzden buna göre hastalar sıralanarak tekrardan çağrılabiliyor. Peki hocam, oturma dengesi olmayan kişiler bu tedavi yönteminden istifade edemiyorlar mı? Evet, oturma dengesi olması lazım hastanın. Çünkü hastayı cihaza kaldırdığımız zaman hasta doğru durmak zorunda. Yani öne doğru eğilip düşmesi söz konusu olabiliyor. Cihaz her şekilde alt ekstremiteyi destekliyor ama üst ekstremitede kendi doğal dengesinin olması gerekiyor. Bir de aşırı spastik dediğimiz sert kasları olan hastalarda cihaz onları doğru yönlendirme konusunda sıkıntı yaşıyor. O yüzden hastaların hafif biraz gevşek olması lazım. Biraz da üst ekstremitesini tutacak kadar oturma dengesinin olması gerekiyor. Peki hocam, bu tedavi yönteminden istifade etmek isteyen, işte evinde felçle inme geçirmiş hastası olan, örnek vermek için söylüyorum, yatalak hastası bulunan, yürüyemeyen vatandaşlar bu tedavi yönteminden istifade etmek için ne yapmaları gerekiyor? Nereye başvuru yapacaklar? Nasıl bir süreç işleyecek? Bu konuyla alakalı da kısa bir görüş sunarsanız. Hastalarımız normal fizik tedavi, poliklinik muayenesi gibi mevalesi 182'den randevu alarak polikliniğe gelmeleri gerekiyor. Polikliniğe gelen hastaları fizik tedavi uzmanı doktor arkadaşlarımız değerlendirerek rehabilitasyon uygun olmadığına karar verip ona göre bir program çizelgesi çıkarıyorlar ve hastalar programa sırayla alınıyor. Yani randevu verilerek alınıyor. Randevuyla gelecekler.